gerçekten çok üzüldüm. Ya Tarık onu görmeyince Esma ne hale geldi kim bilir. Canım ya. Tarık da odunmuş ama. Çok ayıp etti. Yani ben bunların arasında yapmaya çalışırken Kuzguncuk Parkı'nda karşılaşmalarına sebep oldum. Bir daha karışmam tövbe. Ben karışırım vallahi. Benim kardeşimi üzemez. Bence sen de karışma. Esma çok kırılır. Hem bu onun meselesi. İhtiyacı olursa bize söyler. Evet, güzel yorumlar gelmeye başladı. Onları okumadan önce bir telefon bağlantımız var. İyi geceler. İyi geceler. Kiminle görüşüyoruz? İsmimi vermesem? İsmini vermek istemeyen ama konuyla ilgili enteresan fikirleri olan bir dinleyicimiz var hattımızda. Buyurun. Evet, aslında ben o hikayeyi sana anlatıyorum aylardır. Nasıl yani, anlamadım. Ben annesinin eteğine tutunan küçük bir çocuk gibi bu şehrin bir kıyıcığına saplanıp kalmış bir kuş yürekliyim desem, anlar mısın? Mona? Evet, bildin. Sanırım bu gecenin konusunun öznesi benim. Evet, bir şarkı girsek iyi olacak sanırım. Hatta kal lütfen Mona. Hayda! Ya nereden çıktı bu şimdi ya? Kim bu Yellos? Ben de anlamadım. Tarık da hemen inandı. Hayret bir şey. Bir de heyecanlandım falan diyor. Yok, ben arayıp anlatacağım her şeyi. Dur, ne yapıyorsun? Saçmalama, arama. Esma böyle bir şey yapmanı istemez. Hem kendi söyler, karışmasın. Ya bak, gerçekten çok kırılırsın. Bu onun meselesi. Yapma. Peki, öyle olsun. Aramana çok sevindim. Ben onunla buluşamayınca bir daha görüşemeyiz sanmıştım. Tutkulu bağlıyım ki dilim birden her şey tersine dönüveriyor. Yok, peki tabii. Geçiyor. Sen ne zaman istersen ben bekliyorum. İsmini söylemeyecek misin bana? Peki Mona, ben Mona Roza'ya alışmıştım zaten. Bir saniye bekler misin bana? İsmini nereye? Ben bırakacağım seni. Kalkma sen. Giderim ben. Bölme konuşma. Saçmalama, olmaz öyle şey. Esma!